Allah ben bunu hep diyorum. Kur'an çevrilirken günümüzdeki benim idealim şu. Bir liseli çocuk, biraz ama kitap okuyan bir liseli Hı -hı. çocuğun anlayacağı dilde Kur'an'ı çevirmek lazım. Evet. Şimdi bunu şunu söylemek istiyorum. Bunu bir çocuğa öğretsek, öğretsek, Türkçesini söylesek çocuk artık korkmaz. Ben zaten yani Türkçesinin öğretilmesi gerektiği kanaatinden öğretilse daha iyi olur demiyorum. Bunun nedeni şu. Kur'an kendisinin niye gönderildiğini tarif ediyor. Kur'an kendisini Furkan olarak tarif ediyor. Furkan ne demek? Ayırt eden. Yani hmm. doğruyla yanlışı ayırt eden. Hmm. Kur'an kendisini nur olarak tarif ediyor. Bir ışık. Neyi hmm. gösteriyor Kur'an? Karanlıklar içinde tamam. insana yolunu gösteriyor. Yani bilgi. Evet. Yani sonuçta Kur'an insanlar doğruyla yanlışı ayırt etsin. Dinin farzını, haramını, helalini anlasın. Allah'ın varlığını anlasın. Ahirette hesap vereceğini anlasın. Dünyada hareketini ona göre yapsın diye gönderilmiş bir kitap. Veya geçmiş peygamberlerin örnekliğini iyice kavrasın. Geçmiş peygamberler nasıl işte zulme karşı ayakta duruyorlarsa, nasıl din için fedakarlık yapmaktan çekinmiyorlarsa onlar gibi gereğinde fedakarlık yapsın, zulme karşı ayakta dursun. Bu örneklikleri görsün diye gönderilmiş bir kitap. Mesela Hz. İbrahim örnekliğinde görüyoruz. Kavmi, babası dini inkar ediyor. O babasına da saygısı var görüyoruz hitabı çok babasına karşı yumuşak ama sonuçta Allah'ı inkar söz konusu olduğunda ne kavmini ne babasını dinlemiyor. Allah için hiçbir fedakarlıktan çekilmiyor. Kavmi onu ateşe atmakla tehdit ediyor. Bu tehdide rağmen dimdik durabiliyor. Ha orada bir örneklik var. Allah için canını vermekten çekinmeyen bir insan oradaki zulme karşı dimdik ayakta duran bir insan var. Siz bunun manasını okursanız anlayacaksınız. Veya Kur'an dünya ile ilgili bir tariflerde bu. Siz çabucak geçmekte olan bu dünyayı seviyorsunuz, işte ona bağlanıyorsunuz da ahireti bir kenara bırakıyorsunuz diye insanları eleştiriyor. İnsanların bu dünyayla ilgili hırslarını eleştiriyor. Hevasını ilah edineni gördün mü diyor Kur'an. Mesela arzularını ilah edineni gördün mü? Ama bu mesajı almak için bu kitabı anlamanız lazım. Sizin dediğiniz gibi bunu tabii ki saygı göstereceğiz Kur'an'a. Ama Kur'an'a saygı göstermek onun manasını anlamakla ilişkili bir şey. Buna ilgili verilen bir örnek var bence çok güzel bir örnek. Yani Kur'an'ın sıfatlarından biri de şifa. Yani kalplerimizdeki hastalıklara, sorunlarımıza ilaç olsun diye gönderilmiş bir e, kitap Kur'an. Mesela birisi bir doktora gittiğiniz çok ciddi bir hastalığınız var size bir reçete veriyor. Nedir yani reçete yapacağınız muamele? Bunu öpüp başınıza koyup bir yerde mi tutarsınız? Veyahut da reçeteyi okuyup ondan sonra birine püf diye üfler misiniz? Böyle ona özel kaplar yapıp da reçeteyi saklar mısınız? Ondan sonra doktor geldi de ne oldu? Ya reçeteyi ne yaptın? İşte ona gerekli bütün ihtimamı gösterdim. İşte, i̇şte suya üfledim. Bir yere de koydum. <laughs> Onu sakladım kılıflarda falan ama yani bir türlü iyileştiremedim. Ya kardeşim reçeteyi sen oku diye gönderildi. Reçeteyi uygula diye gönderildi. Kur'an da uygulansın diye gönderilmiş bir reçete. Sen onu üflersen değil, uygularsan o senin hayatına şifa olacak. Uygularsan Kur'an Furkan olacak, ayırt ediciliğini gösterecek veya Kur'an nur olacak. Kur'an'ın yine sıfatlarından biri Kur'an'ın müjde olması. Neyi müjdeliyor? Siz ölümle yokluğa gitmiyorsunuz. Ölümle sevdikleriniz sonsuza dek sizden ayrılmadı. Ahirette yeniden kavuşma imkanınız var diyor. Bu, bundan daha önemli bir müjde ne olabilir? Bu dinin evet. en temel anlattıklarından. Evet. E en büyük ihtiyaç bunu bilmek. Elbette. Allah insanı dine muhtaç yaratmış. Sonra dine muhtaç yarattıktan sonra muhtaç yarattığı dini göndermiş. Zaten bizim dine muhtaç yaratılmamız da Allah'ın din göndereceğinin delillerinden biridir. Dini gönderip işte... Bunu biraz daha açar mısınız? Neden? Neden? Ee, Allah insanı e, yaratmış ve sonra ona bir, e, bir kitap, sonra bir kitap daha, sonra bir kitap daha. Şimdi böyle o bir kitapların göndermek. hepsinin aslında mesajı aynıdır. Tabii ki insani bozulmalardan dinler e, etkilense de sonuçta dediğim gibi belli ahlaki kaidelere uyma, iyilik yapma, Allah'a inanma, Allah'ı hayatın merkezine koyma, ahiretin inanma şeklinde bu kitaplar yani birbirinden bağımsız mesajlar veren kitaplar değil. Hani insani bozmaları ayıklasak hepsinin aynı mesajı verdiğini göreceğimiz kitaplar inancımıza göre. Onunla dinin en temel paradigmalarından birisi şu. Burada bir imtihan dünyasındayız. Allah insanlara özgür irade vermiş. Özgür iradelerinin olması da çok değerli bir şey. Çünkü biz özgür irademizle diğer canlardan ayrılıyoruz. İşte burada bir tane diyelim bardak var bu bardağın özgür iradesi yok. İçine su koyarsanız suyu tutuyor, koymazsanız tutmuyor. Masanın özgür iradesi yok. Veya birçok canlının da biz özgür iradesi olmadığını görüşte İşte solucanın daha benim hiçbir özgür iradesinden bahsedemeyiz. Ama bizi diğer canlılardan farklı yapan şey özgür irade. İrade de bizim farklı seçenekler arasında birini seçebilmemiz demek. Farklı seçenekler arasında birini seçebilmemiz aslında bizim yanlışı da seçebileceğimizi otomatikman getiriyor. Yani Allah'ın bize en büyük lütfu olan irade aslında bir yerde başımızın belası olma potansiyelini de içinde taşıyor. Çünkü seçim yaptığınız zaman doğru gibi yanlışı da seçebiliyorsunuz. Ama insan seçim yapabilecek bir varlık olarak yaratılmışken e, kötüyü seçme ihtimaline rağmen iyi seçiyorsa o da işte insanı değerli kılan bir şey. Allah insan için böyle bir durum öngörmüş. Kadir gecesi de işte. Burada bizim iyi seçimleri yapmamız da Allah'la aramızda irtibatı kurduracak Kur'an'ın gönderilmeye başlandığı gece bugün. Yani Kur'an'ın doğum günü diyebiliriz. Yani Kadir Gecesi'ni kutlamak aslında bir yerde Kur'an'ın doğum gününü kutlamak gibi bir şey. Ama burada yapılması gerekli şey de Aslında sizin dediğiniz gibi işte Kur'an'ı öpüp de oralarda tutarak Kur'an'a gerçek saygıyı göstermek değil. Kur'an'ı hayata tatbik ederek, yani Kur'an'ı hayat kitabı yaparak ee, Kur'an'a gerçek saygı Özür dilerim. Bu şimdi şimdi bahsettiğimiz bu e, Profesör Doktor Hüseyin e, Atay'dan da biraz önce e, Elmalı'dan e, okuduğum e, meali bir de buradan okumak istiyorum. Bakın ne kadar farklı. E, burada da e, bize bu e, yedi cümleyi şöyle anlatıyor. E, mealli gösteriyor. Acıyan ve acıyıcı olan Allah adına övgü evrenin eğiteni acıyan acıyıcı olan sorgulama gününün yargıcı Allah'adır. Yalnız sana taparız ve ancak senden yardım dileriz. Bize öfkeye uğrayanların ve sapanların yolunu değil, iyilik eylediklerinin yolu olan doğru yolu göster. Hı hı. Şimdi burada aslında aynı ama nedir? Tefsir, Mesela tefsire tefsire gerek yok. Evet. Değil mi? Tabii ki yorumlamaya e, kelimeleri. şimdi zaten tefsirde yapılan şeylerden biri şu oluyor. Arapça kelimeleri açıklamak oluyor. Zaten onları açıklamak. Fakat şey siz eğer ki onu mealde milletin anlayacağı şekilde açıkladıysanız o zaman tefsire tabii ki e, ihtiyaç azalıyor. Yani öyle bir şey olmadan da okunuyor. Mesela ne diyelim Rab kelimesi. Aslında Türkçe'de Rab kelimesi çok kullanılan da bir kelime. Allah, evet. Allah kelimesinden sonra Allah'a en çok hitap Rab'dir. Kur'an'da da zaten Allah'ın e, e, Allah isminden sonra Hı. bir de Allah'ın Kur'an'da Allah'ın sıfatları var. Allah'ı tarif eden. Yani onlara Esmail Hüsna güzel isimler deniliyor. Ama Sık özür dilerim bizim dilimize de girmiş ve artık kendi e, kendi anlamından kopmuş ünlemler de var. Ya Rabbim diyoruz. Evet. Mesela Ya Rabbim dediğimiz zaman genelde yani Ya Rabbim diye bir e, hitapta bir e, imdat çağrısında bulunmuyorsak Ya Rabbim'i genelde e, bir e, nasıl söyleyeyim bir eleştirinin parçası haline gelmiş e, bir e, of of aman demenin bir Hı -hı. parçası haline gelmiş. Yahu diyoruz. Yahu dediğimiz zaman hitap etmiyor muyuz yine yahu yahu demiyor muyuz Tabii. hu demiyor muyuz hı. aslında ama biz yahuyu mesela bir ünlem olarak bir hatta ünlem dediğin nida gibi kullanıyoruz. Hı hı. Hayatımızda aman yahu diyoruz mesela. Ne? Aman yahu dediğimiz zaman bir saygı değer bir hitap yok ki onda. Yani biliyoruz bu burada Kur'an'da geçen bu meallerde geçen sözcükleri biliyoruz, kopmuş Evet, Orada bir şey örnek vereceğim, niye farklı? Mesela rap kelimesi biz çok kullanıyoruz Türkçe'de Aslında kalabilir diyorsunuz. Rab, yani. Yok kalabilir demiyorum. Hı. Hocanın Hızı. yaptığıyla aradaki farkı göstermek için Hı. bir o kelime örnek verecektim. Hı. Şimdi rap aslında ihtiyaçlarını gören, eğiten, ihtiyaçlarını karşılayan demek. Hı. Şimdi bazı çevirmenler Rab kelimesini mesela alemlerin Rabbine diyelim e, diye çeviriyorlar değil mi? Elhamdülillah Rabbil alemdeki alemlerin Rabbine hamd olsun diye çeviriyor. Diğeri de mesela ne yapıyor? Alemlerin ihtiyaçlarını gören karşılayan hı hı hı. o Rab kelimesinin ihtiyaçlarını gören karşılayan anlamını vererek çeviriyor. Hı hı hı. Şimdi belli şekilde bu e, terminolojiye çok haşır neşir olmuş kimseler Rabb'in o anlamını biliyor ama hı hı. Liseli çocuklar günümüzde rap kelimesini kullansa da pek anlamını bilmiyorlar. Tabii ki. O yüzden yani çevirilerde o bence tercih edilebilecek bir şey yani o kelimelerin anlamını Hı -hı. vermek. En azından rap kelimesi için tartışılır ama yani birçok kelime için bence bu lazım. Hı -hı. Mesela birçok kimse hidayet kelimesini de mesela günümüzdeki gençler çok kullanmıyor. Hı -hı. Hidayet yerine mesela işte doğru yola iletilme tarzı bir şekilde Hı -hı. onu karşılayabilir. Yani buradaki sorunlardan biri şu yani insanların 50 60 yıl önce konuştukları Türkçe ile bugün konuştukları Türkçe arasında bile tabii ki ciddi bir fark oldu. E, bun, e mesela Elmalı gibi kimseler e, de zaten bunların çoğu Osmanlı döneminde işte son dönemlerinde yetişmiş kimseler. O dönemde birçok insanın konuştuğu dille muhatap olmuşlar. Sonraki o dildeki büyük farklılıklarla onların Yaptığı çeviriler biraz anlaşılması zor duruma düşmüş vaziyette günümüzde. Şimdi yine Fatiha suresinden bu Fatiha suresini zaten en çok okunan bugünün önemine de ithafen okumak istiyorum. Yaşar Nuri'nin mealinden okuyacağım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir o. Din gününün maliki, sultanıdır o. Yani Malik kelimesinin iki anlamı var. Bir şey hükmeden. Evet, malik mesela birden. Yaşar Hoca burada iki anlamı yan yana yazıyor. Yan yana yazıyor. Yani evet. aslında malik de ve sultan da iki anlamı yok orada. Tabii ki. Tek kelime var. O kelime o anlamları evet. kapsıyor. İkisini birden veriyor. Yalnız Hı. sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dost doğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin karanlığa Tire atmış zaten karanlığa, şaşkınlığa saplanmamışların yoluna. Hı hı. Şimdi aslında ilk okunduğunda farklılıklar gösteriyor. Evet. Değil mi? Ee, şimdi Süleyman Ateş'ten bakalım bir de. Ee, hemen hemen e, ya çok şunu da yok. bir şey söyleyeyim. Şu kullandığınız şeyler ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim. Bakın Kur'an'ı bilgisayarınızdan pat diye okuyabiliyorsunuz. Cep telefonunuza artık e, bir sürü Kur'an'ın mealliğini, çevirisini evet, karşılaştırarak evet. okuyabiliyorsunuz. Aslında ne yani. kadar güzel imkan. Evet. İşte mesela birçok kimse otobüste giderken e, hatta e, başka tip seyahat ederken veyahut da herhangi bir iş arasında molasında hemen cep telefonundan açıp Kur'an'ını okumak veyahut da böyle laptopu varsa kucağına bilgisayarını alıp hemen oradan Kur'an okumak şansına sahip. Bundan da faydalanmak lazım. Ben faydalandığını bildiğim birçok kimse var. Kendim de bu şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Evet. Tavsiye ederim. Bir de mesela meallerde şunun meali doğru mu yanlış mı diye endişe ediyoruz bazen. Bu şekilde farklı evet, çevirleri kıyaslama imkanımız kıyaslama, var. Aksan Genelde yani. aslında bu okuduğumuz çevirilerin hiçbirinde birbirine aykırı bir unsur yoktu. Üç tane çevirde sadece kullanılan dil açısından farklılık vardı ama bir yerde bazen farklılıklar da çıkıyorsa o noktayı da böyle bir işaretleyip ondan sonra evet, o noktayı daha iyi evet. araştırabiliriz. Hamd etmek ne yapmaktır? Hamd övgü, Allah'a övgü. övgü de bulunmak. Allah'a evet. Şimdi tekrar Bütün ben tekrar oldu. tabii ki e, Profesör Doktor Hüseyin Atay'dan tekrar okuyacağım. Şimdi diyor ki acıyan ve acıyıcı olan... O Bismillahirrahmanirrahim kelimesini zaten çeviriyor. Zaten Bismillahirrahmanirrahim. Mesela Türkçe aslında Allah rahman. rahman kelimesi de merhamet kelimesi Türkçe işte Rahman kelimesinden o kelimeden türeyen bir kelime. Aslında Rahman Allah'ın merhametini ifade eden bir kelime. Kimisi işte acıyıcı, kimisi merhametli, kimisi esirgeyen diye çeviriyor. Burada kastan o Rahim kelimesinin de Allah'ın çokça merhamet ettiğini yine bolca merhamet kullarına yaptığını ifade eden bir kelime. Bunu da işte kimisi acıyıcı, bağışlayan, yani Allah'ın merhameti bağışlamayla ortaya çıktı. Aslında, Bu şekilde çevirenler var. Aslında e, üstad şöyle bir şey var. Ben Benden bir nesil değil, bir önceki nesil. Yani benim hı hı. E, büyük baba, dede e, yaşlarını söylüyorum. Onların e, Türkçe konuşmalarında ve Arapça kelimeleri kullanışında hep Arapçanın, klasik Arapçanın köküne gitmek, kök kelimeye gitmek alışkanlığı var. Hı hı. Yani e, örnek verelim işte Kütüphane, hı hı. katip, Ketebe'den kitap, e, şeyden onun kök köküne gidiyor. Kök, Küt galiba. E, Ketebe herhalde de, yazmaktan evet. kökünde var. Evet. Bir daha söyleyeyim. Ketebe yani Kedebe, yazma. Ketebe'den. Yani köke giderler hı hı. E, akıllarında, kök kelimeye giderler. Zaten aslında klasik Arapça zor bir dil de olsa matematiği vardır. Şimdi biz bu e, Türkçemizde, bu e, Türkiye'mizdeki e, Türkçe'mizde konuşurken bizde tabi bu kök ve türemiş kelimeler ilişkisi dağılmış durumda. Biz bulamıyoruz onları yani kökü bulamıyoruz. Bizim için aynı kökten üreyen e, katiple e, kütüphane ya da kitap birbiriyle evet. ayrı bir e, dil evreninde dolaşıyorlar. Hiçbir bağlantıları yok bizim zihnimizde. Hı -hı. Keşke işte o köklere gitmenin yararı bu. Çünkü o zaman çok daha rahat anlaşılıyor. Bende biraz var bu. Hani bende de kökü arıyorum. Yani en azından bildiğim e, kelimeleri karşılaştırarak arıyorum. Ama onun dışında bir tabii ki bir zenginlik bir açıdan Türkçe Hı -hı. yazmak için Okumak için çok e, evet. eğlenceli ve zengin bir dil bütün diğer dillerin katkılarıyla. Ama ve lakin e, özellikle gençler ve çocuklar arasında çok zor. Şimdi burada şunu sormak istiyorum tekrar yani bunu diyelim ki e, genç de demeyeyim de işte diyelim ki ilkokul mezunu ya da temel eğitim mezunu yani 10 yaşlarında 10-11 yaşlarında bir genç insana verdik. Bir çocuğa hmm. verdik diyelim ki. Şimdi Fatiha bölümünden nasıl bir şey anlayacak? Ee, zaten diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. diyor. Orada aslında tabii onun Allah'ın hemen orada merhametini anlayacak. Yani evet, hemen diyecek acıyan ve acıyıcı olan Allah adına. Şimdi diyor ki bunu e, bu bu gece bu içinde bulunduğumuz gece Kadir gecesi Hazreti Peygambere inmeye başlamış. Evet. Ve bunu Allah indiriyor. Evet. Allah indirirken Allah Bismillahirrahmanirrahim mi dedirtiyor yoksa Bismillahirrahmanirrahim mi diyor? E, dedirtiriyor dedirtiyor. Vahirdi. Dedirtiriyor tabii ki. Yani sonuçta yalnız Kur'an. Kur'an'ı şöyle bir bir makale. bunu anlamak istiyoruz çünkü tabii bütün bunlar. Bu ilk doğru, doğru, doğru. ilk cümleden sonrasını anlayacağız. Yani ee, buradaki e, bilimsel olarak düşünürsek nasıl e, nasıl iniyor? Yani Allah onu söylettiriyor. Söylettiriyor ve yazıyor birileri. Yani Peygamberimizin evet. e, İlk günden beri yazılmıştır Kur'an. Evet. Peki Peygamberimizin dilinden mi dökülüyor bu sözcükler? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle. E, evvela Allah'ın konuşma dili değil Arapça. İnsanların konuşma dili Arapça. Allah o dilde insanların konuşma dilinde bir kitap vahiy ediyor. Zaten insanlar ancak kendi konuşma dillerinde bir şey anlarlar. Ama Allah her dili de biliyor, her dile de vakıf, her dilin yaratıcısı. Yani Allah Arapça ile Allah'ın dili değil ama her dil Allah'ın dili de bir yerde diyebiliriz. Yani Allah'ın özel bir dili değil Arapça. Çünkü Allah her kavme kendi dilinde vahiler yollamıştır. Yani daha evvel diyelim ki Yahudi kavmine vahiyler İbranice'ydi gibi başka kavimler varsa ki Kur'an'da ismi geçmeyen birçok peygamber kavim olduğu da geçiyor. Onlara da onların dilinde vahiy edilmiştir. Kur'an'da da bunu görüyoruz. Şimdi Allah niye peygambere vahiy yapıyor? Şimdi nedenine bakalım. Çünkü bu peygamber zaten resul kelimesi geçiyor Kur'an'da. Resul elçi demek. Yani ne kendisinde olanı insanlara ileten değil, bir yerden bir şey alıp ileten. Yani resul kelimesinin bizati peygamberimiz için kullanılan kelime. Allah'tan aldığı bir şeyi iletmesini ifade eden bir kelime, resul kelimesi. Şimdi resulün Kur'an'ı ne yapacağını Allah biliyor. Zaten onun için indiriyor. İnsanlara bunu okuyacak. Peki insanlar bunu ne yapacaklar? Bu kitaba bakacaklar. Bu kitabı hayatlarına tatbik edecekler. Bu kitapla doğruyu yanlışı ayırt edecekler. Edecek. Ha bir kere Kur'an'ın amacı bu zaten Kur'an kendi amacını da tarif ediyor o dediğimiz Hı. sıfatlarıyla işte Hı. müjde olduğunu ışık olduğunu Hı. şifa olduğunu tarif eden ayetleriyle kendini tarif ediyor o zaman ne oluyor bu bunu okuyan kimse bunu okuduğu da Allah'ın işte merhametli olduğunu anlayacak Kur'an'da e, bir makalede olmadığı kadar makalelerde ender olur e, böyle zamir geçişleri vardır o Kur'an'ın uslubunda. biz Kur'an'ın usluğuna ne demek zamir geçişi? zamir geçişleri şudur yani bazen Allah doğrudan insanlara hitap eder. Bazen peygamberin ağzından işte hitap olarak ona de ki diye hitaplar yaptırılır. Bazen üçüncü şahıs olarak işte Allah o ki gökleri ve yeri yaratmıştır diye bahsedilir. Aslında biz... E, Burada bir e, okuyan bir e, çelişkide kalır mı? E, yani Allah Allah bu ilk... İlk e, cümleden itibaren kendinden mi bahsediyor yoksa yoksa onun e, nasıl söyleyelim gönderdiği e, beyninde var ettiği dilinde var ettiği e, bütün dikkatimle söylüyorum dilinde var ettiği bu sözcükleri peygamber mi onun adına söylüyor çünkü e, yoksa bu e, Birinci teki şahıstan konuşmuyor ya da peygamber ilk kelimeler dilinden dökülürken saygıyla, huşuyla mı söz ediyor? Şimdi, Çünkü ben size hitap ederken e, e, benim adıma demem. Direkt söylerim. Şimdi bu Arapça'da iltifat sanatı denen bir sanat da var. Yani bu Ondan dolayı. Evet, yani peygamberin saygısı. Bu Arapça'da zaten olan da bir edebi yaklaşımdır, hmm. iltifat sanatı. Yani Kur'an'da bu zamir geçişleri falan aslında insan zihnini böyle daha ayık tutmaya da yönelik de böyle bir edebi bir yönü var. Hmm. Ee, Kur'an'ı okuduğu zaman ben hiç kimsenin burada çelişkide kalacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Yok yok yani ben bir onu, onu kastetmedim. Mesela diyor ki Allah... İlk, ilk, i̇lk cümleden itibaren kim hitap ediyor? Yani... Yani bana seslenen kim? Bu, e, bu ilk cümleden itibaren e, ben bunu öğrenenim, bir Hı -hı. çocuğum ben ya da çocuk kadar Hı -hı. bilgim var. diyelim ki ilk andan itibaren, yani Kuran'ın gönderilmesine itibaren ya da yüzyıllar sonra bugün 2019 yılında metnin sahibi Allah ama metin Allah insanların o metni okuyacağını biliyor bir ikincisi Peygamber'in ilk olarak insanlar onu duyuracağını biliyor. Hı -hı. Bunlar Onun da göz için Allah bulundurarak... adına diye başlıyor o zaman. Evet. Yani bağışlayıcı, merhamet Çünkü gösteren. Çünkü insan onu okuyacak. İnsan onu hmm. okuyunca da işte yani bunu ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yani hmm. merhametli ve şefkatli olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Değil mi? Orada Allah'ın merhametini hmm. ve şefkatini hissediyor. Hmm. Ama sonuçta Kur'an'ın içine baktığında bu ayetlerin Allah tarafından indirilen ayetler olduğunu görüyor. Yani kimse bunu böyle okusa da ben bunu böyle okumamı emreden yani benim bunu böyle okumamı Allah öngördüğü içindir ki böyle başlıyor. Evet, bir de ikinci. Bir e, de biz aslında şiir okuyan insanlar bu tip usluplara, bu tip geçişlere çok alışıklar. Evet. Her şey düz yazı gibi düşündüğümüz için ya biraz bunlar. Zaten buna şöyle aslında böyle. neden e, bu e, Hüseyin Atay'ın e, e, meyalinden gidiyorum? Çünkü övgü, övgü evrenin eğiteni, acıyanı, acıyan, acıyıcı olan sorgulama gününün yargıcı. Allah'adır ona övgü ona övgüdür evet. zaten bu e, Allah'ın kelamıdır ama Allah'ın kelamı peygamberin e, dilinden geldiği için değil mi yoksa e, Evet, peygamberin Yoksa dinini... övgüyle başlamaz zaten onun dilinden. Evet geldi. ama işte Allah yani sonuçta insanların Fatiha suresini okuyacağını özellikle namazlarda bolca okuyacağını da bildiği için hı hı, burada birçok insan kendisinin de bir Allah hitabını buluyor. Mesela Fatiha'nın sonları direkt insandan Allah'a bir hitap. İşte ha. bizi doğru yola ilet Evet nimet verdiklerinin yoluna sapmışların yoluna değil diyor mesela değil mi orada. Orada bir yandan evet. işte iltifat sanatındaki şey gibi bir anda zamirler dönüyor. Bir yandan Allah'ın tarifi varken evet. elhamdül şey işte Errahman'ın bir yerde üçüncü şahsı olarak Allah tarif ediyor. Evet. Yani Allah merhametlidir, şefkatlidir diye. İşte veyahut da ondan sonra Malik-i yevmiddin dendiğinde o din gününe Allah'ın hükmedeni onun sahibi olduğu söylenirken ondan sonra İyake ile beraber yalnız sana kulluk ederim, yalnız e, senden yardım isterim diye Yakenabud ve Yakenesteyn'e dönüyor orada. Yani, yani bu sefer insandan Allah'a hitap olarak dönüyor. Yalnız sana kulluk ederiz. Ee, burada nedir? Allah Allah insana nasıl hitap edeceğini de bir örneğini vermiş oluyor veya bir hitap şekli de insana bildirmiş oluyor. Çünkü Allah üçüncü şahıs olarak bu yerde bu kitapta kendini tarif ettirirken, kimi zaman da insanın ağzına nasıl Allah'a dua edeceğinin örneklerini veriyor. direkt Şimdi aslında Bakara bölümüne olarak. geçtiğimiz zaman da yani. Hı hı. Ee, e, anlıyoruz aslında. Şüphe götürmeyen bu kitap saygılı olanlara doğru yol yol göstergesidir. Hı, hı. Onlar görünmeyene inanırlar. Gayba evet çok güzel. Bak burada şey var. Mesela bazıları Arapça mesela bunun gayb kelimesi bırakıyorlar. Yeni ya, nesil mesela gayb kelimesini anlamıyor. Burada e, evet. duy organlarıyla algılanamayan demek gayb. Görünmeyeni de o. Namazı kılarlar. Öyle. Kendilerine verdiğimiz rızıktan verirler. Ve onlar sana indirilene böyle bir hitap var bu sefer. Senden önce indirilenlere de inanırlar. Onlar sonrakini de kesin bilirler. Hı hı. Şimdi o kadar tartışmaya açık ki zaten. Hı hı. E, yani daha doğrusu tefsiri açık anlamında karşılaştırmaya, hı hı. düşünmeye açık. Hep iyi anlamda söylüyorum. Onlar Rablerinden olan doğru yol üzeredirler ve işte onlar başarıya ulaşanlardır. Yani burada tabii ki burada da farklı hemen farklı açabilirim mesela elmalı nasıl yapmış Ben burada şöyle bir örnek de veriyorum insanlara yani buna tabii bir emek vermek lazım mesela evet. bir daire için ne kadar emek veriyorsunuz diye insanlara soruyorum birçok şey... kimse bir daire almak için ha. Kaç yıllık emeğini bir insan bir daire veriyor? Tabii ki her insanın kendi maaşını aldığı daireye göre değiş ama insanlar yıllarca süren emeklerini sırf bir daire için veriyorlar. Sabah 8'de işten çıkıyorlar. Çoğu işte 6'da eve dönüyor. Evet. Ve kaç yıllık emeğini sırf bir daire için veriyor? Ölünce ne oluyor? Hiç siz gördünüz mü tapu nakliyle <laughs> ahirete tapu nakli? <laughs> hepsi burada kalıyor. Yok hepsi yani biz, boş. Dünyadaki bir daire için bile yıllarımızı veriyoruz. Hmm. Ahirette Allah'tan cennet istiyoruz. Ahirette Allah'tan kurtuluş istiyoruz. Bunlar dünyevi bir daireden çok daha önemli hedefler. Hmm. Bir de çok daha anlamlı hedefler Allah rızası için bir şey yapmak. E, dünyadaki bir daire için yıllarını veren insanlara e, bir zahmet bu dinin kitabını da anlamaya çalışsın. Anlamak için. Emin olun zor değil. Zor değil. Bu kitabı bir kere okuyan bile bunun temel mesajı bak bir kere diyorum çevirisine <laughs> mealinden okuyan en temel mesajını anlar. Anlaşılmayan hususlar kalacak mı? Elbette kalacak. Onun için de yavaş yavaş ne çalışacak. güzel ama çalışacak sormak olacak. için de bir şeyler edinecek. Tabii. E, tartışmak bir emek için, verilecek. konuşmak için daha çok. E, bu arada o kadar e, güzel gidiyor ki efendim sohbetiniz. Hemen programımızın başında e, tefsir ve meyallerle ilgili e, küçük bir e, hazırlığımız vardı. Onu Hemen izleyelim. Hemen izleyelim. Tarihte Arapça dışında bir dilde yapılmış ilk Kur'an tefsirinin Farsça olarak yazıldığı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Osmanlı döneminde eldeki mevcut bilgilere göre oldukça az sayıda tam Kur'an tercümesi yapıldığı görülmekte, Şirazlı Hacı Devlet Şahoğlu Muhammed'in yazdığı eserin Osmanlı topraklarındaki en eski nüsa olduğu kabul edilmektedir. Kur'an'ın tamamını kapsaması, basılı olması gibi kimi ölçütler göz önüne bulundurulduğunda, 1923'ten bu yana yazılmış tefsir sayısı 35'in üzerindedir. Bunların arasında Cumhuriyet döneminde yazılmış ilk tefsir olan Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'ye ait olan Hülasatül Beyan adlı tefsir ve Cumhuriyet döneminde hazırlanmış ilk tefsir olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mealli Türkçe tefsiri ilkler arasındadır. Yine bu dönemde Şemseddin Yeşil'in tefsiri, Süleyman Ateş'in 12 ciltlik Yüce Kur'an'ın çağdaş tefsiri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2003 yılında yayınlanan Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir'i de bulunmaktadır. Aynı dönem Türkçe yazılmış tefsirlerin dışında Türkçe'ye çevrilmiş tefsirler sayıca daha fazladır. Yapılan bir araştırmada yıllar üzerinden değerlendirmesi yapıldığında 2000-2009 yılları arası en çok tefsir basılan dönem olmuştur. Tefsirler konusunda akıllardaki sorular genellikle aynıdır. Kur'an ayetlerde belirtildiği gibi apaçıksa tefsire ve dolayısıyla farklı yorumlara ihtiyaç var mıdır? Peki tefsir okumak, Kur'an'ı anlama metodu olarak doğru mudur? İyi düşünmeler. Hanımlar, beyler, Muhabbet Kralı'nın Kadir Gecesi'ne özel hazırladığı içerikle Profesör Doktor Caner Taslaman'la söyleşimizi birazdan sona erdireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hem bu yeni e, kitabınız için onu bir kez daha göstermek istiyorum İslam ve Kadın Caner Taslaman ve değerli eşleri Feryal Taslaman'ın hazırladığı İslam ve Kadın değerli hocam hemen programın başında da İslam ve Kadın konusunda kadının İslam'daki yeri e, konusunda ve Hazreti Peygamber'in hayatındaki yeri konusunda çok aydınlatıcı bilgiler verdi ama galiba en güzeli bugün e, bir bilgi vermek açısından ya da yönlendirmek açısından hem Farklı e, meal ve tefsirleri edinerek, onları yanımızda e, bulundurarak, evimizde değil sadece yanımızda da bulundurarak, hem de eğer onlar yanımızda bulunamıyorsa bir e, masa üstünden, laptoptan ya da hatta akıllı telefonumuzdan hemen e, ne anlatılıyor bize? Sadece bu kadar e, program var. Ramazan ayında evet. televizyonlarda, yani o hocalar çıkıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar, şunu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. Orada duyduğumuz bir kelimeyi bile, o kelime, o cümle, o kişinin söylediği, acaba asıl olan, da, tabii, tabii. asıl olan da, asıl kitapta var mıdır diye elimizdeki telefondan aratsak Benim, göreceğiz. Yani tavsiyem şu, Kur'an mihen taşıdır. Yani evet. bir şeyin doğru mu yanlış mı anlayacağımız din açısından bir mihenk taşı varsa o da Kurandır. Ee, değişik. Ee, görüşlerin akademik bir alanda e, tartışılması, e, sonuçlandırılması sonuçlanmasa bile insanların bu tartışmayı görmeleri daha uygun değil midir? Her zaman olabilir her ortamda bence tartışılabilir. Yani şimdi aslında işin doğrusu bir şey öğrenmek bilgi edinmek dışında. Ben e, televizyon programlarının ya da radyo programlarının yani medyada e, yapılacak tartışmaların çok yararlı olacağını düşünmüyorum çünkü medyada bir şey tartışıldığı zaman Takdir edersiniz ki orada da o medya kuralları geçer. Örneğin biz burada şimdi oturuyoruz efendim işte mesela ben makyaj yapmadım siz makyaj yapmadınız biz hı hı. televizyonda bunları seven insanlar değiliz. İşte evet makyajsız oturuyoruz ama yine de işte stüdyomuzun bir ışığı var riayet ettiğimiz hı hı. zamanlamalar var. İşte efendim şu saatte başlayacak, şu saatte bitecek hmm. filan gibi şeylere riayet ediyoruz. Medya kuralları geçerli. Halbuki akademik bir ortamda diyelim ki bir üniversite tartışmasında e, halka açık olabilir, hmm. öğrencilere açık olabilir en azından. Böyle bir tartışmada üniversite kuralları, akademik kuralları geçerli. Medya kuralları değil. Dolayısıyla aslında böyle konuların hakikaten ülkemizde gerçek bir aydınlanma, Doğru ve bilimsel bir dindarlık içinde, mutlaka e, Allah'ı reddetmek için değil, aksine daha güzel ve daha bilimsel olarak kabul etmek hı hı. için, öğretmek için daha bilimsel bir kabul, bilimsel derken tabii ki o da e, Kuran'ın getirdiği hı hı. E, o kurallar içerisinde kabul etmek için mutlaka akademik tartışmalar olması gerekiyor. Elbette. Yani. yani bu televizyonda tabii tartışmanın da nasıl yapılacağına bağlı. Akademide de tartışmanın nasıl yapılacağına bağlı. Aslında makaleler üzerinden de bu tartışma olabilir. İlla yan yana da gelmesi gerekmiyor. Yani sonuçta benim fikrimi karşı taraf biliyor. Ben karşı tarafın fikrini biliyorum. Ben kitabımda onlara cevap verdim. Onlar kitabında... Benim fikrime cevap verebilir. Yani genelde akademik ortamda... Her bu. Mesela İslam ve Kadın'da, ben her kitabımda bir cevap vardır. Bak. Mesela Fıtrat Değileri hmm. kitabı, ateizme bir cevaptır. Allah'ın hmm. Varlığı'nın 12 Değili kitabı ateizme bir cevaptır. Evrim kitabım, Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi kitabın? Hmm. evrimin İslam açısından sorun olduğunun, bir Müslümanın evrime inanmaması gerektiğini söyleyenlere karşıt bir cevaptır. Hmm. Yani akademik ortamda genelde, makale, kitap yazmak şeklinde e, yani yüzle gelmekten ziyade bu şekilde daha çok tartışmalar ceyran ediyor. Tabii bir insan kitapta e, baştan kitabı gözden geçiriyor. Kitapta daha çok detaylı. Konferansların da yararı vardır ama onlar da Hepsinin var. Televizyonun da konferansın da yardım var. Ama yani gerçek anlamda akademik e, fikirlerin ortaya çıkacağı alan bence daha çok makale ve kitaplardır. Çünkü orada bir şeyi unutmanız söz konusu değil. Baştan gözden geçiriyorsunuz, edit ediyorsunuz, kontrol Hı. ediyorsunuz, bir şey daha ekliyorsunuz. Başlangıçta bu gider ama şunu unutmayalım. Türkiye'de ortalama 3,5 saat televizyon seyrediliyor. Bu 4,5 saatti. internetin evet. pay almasıyla düştü. <laughs> evet, ama i̇nternet 5 saat aldığı için artık hiç Ama kalmadı. hala 3,5 saat çok yüksek. Yani Hı. hala internette evet. onunla yarışamaz televizyonlar. 3,5 saat ortalaması var. Ve insanlar birçok olumsuz bilgiyi de internetten ve televizyondan, ediniyorlar. Dinle ilgili olumsuz bilgiler, ateizmle ilgili olumsuz bilgiler de ediniyorlar. Sonuçta eğer ki biz bunları gerçekten sorun görüyorsak, olumlu gördüğümüz şeyi de televizyon veya internet üzerinden söylemek durumundayız. Doğru.